Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tarifle geldim. Videoma hemen beğeni koymayı unutmayın. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. 1 kilo kıyma, 3 tane yumurta, 1 soğan, yarım çay bardağı un, bazı baharatlarımız ve 1 çay bardağı pirincimiz var. Öncelikle pirincimizi bir tencerenin içerisine koyup birazcık su ekliyoruz. Ve güzel bir şekilde haşlamaya bırakıyoruz. Pirinçlerimiz iyi bir şekilde yumuşaması lazım. Aynı yemeklik pilav gibi. İçerisine de yarım çay kaşığı tuz koyuyoruz. Haşlamaya bırakıyoruz. Pirinçler suyunu güzel bir şekilde çekti. Süzüyoruz. Soğuk su ile de duruluyoruz. Pirinçlerimiz bu sayede soğumuş olacak. Tavanın içerisine biraz yağ koyuyoruz ve kuru soğanlarımızı koyup kavurmaya başlıyoruz. Kıymamızın yarısını tavanın içerisine koyup onu da yine kavuracağız. Kıyma oldu. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Kıymalarımız soğudu. Geriye kalan çiğ kıymamızı da yine içerisine koyuyoruz kabımızın. Bir tane yumurtamız vardı, onu ekledik. Haşladığımız pirinçlerimizi döktük. Yarım çay bardağı kadar un vardı. Onu da ekliyoruz. Baharatlarımızı da dökerek güzel bir şekilde yoğuracağız. Karışımı 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Buzdolabında dinlenen etimizi çıkarttık artık. Avucumuzun içine kadar büyük büyük parçalar halinde alıp köfte gibi sıkıştırıyoruz. Artık son aşamalarımıza geldik. Üç tane yumurta vardı. Onları da güzel bir şekilde çırpıyoruz. Pane için kullanacağız. Köftelerimizi önce una buluyoruz. Daha sonra da yumurtayı bulayıp bir tabağımız içerisine alıyoruz. Tavaya kızartmak için yağ koyuyoruz. Isınıp ısınmadığını kontrol ederek köftelerimizi yavaş yavaş içerisine bırakacağız. Evet, şu an ısındı. Evet, köftelerimizi içerisine birer birer bırakıyoruz.
Bir süre bekleyeceğiz tabii ki de çevirmek için. Köftelerimizi pişirdik. Çok güzel görünüyor. Lezzeti de bir o kadar harika. Videomun sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir videomun daha sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.